Çataltepe'de ikametgah eden Nurhan Özkan, 7 yıldır da köyde hayvancılıkla uğraşıyorum. Çataltepe oturak mevkiinde var olan mezarlığımız vardı. Mezarlığımız muhtarımız hiç kimseye sormadan düz yaptığı için o yüzden burada bulunmaktayım. Önceden var olan aşağı yukarı 50 hanelik bir mezarlık vardı. En son mezar 35 yıl önce konuldu. Daha sonra mezar eklenmedi. Defineciler bu mezarları tahrip ettiler. Ama dün baktığımda kepçeler oradaydı ve seçim öncesi vaatte bulunulduğu gibi mezarlık birilerine peşkeş çekilip meyvelik verilecek. Evet, herkes şu anda tepkili oranın mezarlık olduğuna dair. Aynı karardayız. Aynı kararda olmakla birlikte herkes bu konuda imza vermeye de gönüllü. Oranın mezarlık olduğuna dair. Mezarlık zaten benim kendi tapulu alanımın içinde. Bizim dinimizde hiçbir şekilde mezarlığa dokunulmaz. Üç şart haricinde, yol, baraj, sel haricinde mezarlıklar asla yerinden kaldırılmaz, oynatılmaz. Bu üç unsur varsa mezarlıklar ailelerden izin alınır, kemikler toplanır, başka bir mezarlığa defnedilir. Ama burada hiç kimseye sorulmadan mezarlık kepçeler girip düz bir hale getirmiştir ve muhtarımız şu anda ben evet burayı daha sonra çevireceğim, mezarlık yapacağım diyor ama şu zamanda mezarlık yapma şansımız yok. Çünkü bütün mezarlar kayboldu. Mezar sahipleri şu anda tepki vermiyorlar çünkü en son mezar konulan kişinin akrabaları Çataltepe'de ikamet etmiyorlar. Köyü satıp gittikleri için bu olaydan haberdar değiller. Ben haberdar etmeye gayret ediyorum. Muhtarım dedi ki ben dedi yol genişletme çalışması yüzünden toprağa nereye koyacağımı bilemediğim için ben oraya doldurdum. Ama dedi ben burayı daha sonra işte çamlayıp işte telleyip mezarlıkları geri eski haline getireceğini söyledi. Çok kendi önce inisiyatifini kullanarak yapmış olduğu bir şey. Resmi kanalların böyle bir şeyden bilgisi yok. Vallahi yetkililerime şunu söylüyorum. Lütfen gelin bakın ve en azından ölülerimize saygı gösterelim. Sahip çıkalım. En azından yatmış olan bir yerleri olsun. Belirli bir yerleri olsun. Doğru haber için burada kalmaya devam edin.